Vay be! Spor salonu dedikleri şey gerçekten varmış lan. O ne demek lan? Abi ben spor salonunu şişmanları korkutmak için uydurdukları bir şey zannediyordum. Canan Karatay gibi. O da mı gerçek? Deme ya. İbo manyaklaşma oğlum. Saçma sapan konuşma ya. Bak kızlar gelecek. Onlara açılmamız lazım artık. Vallahi ben yıldım ya İbrahim. Ya bu kızların peşinden 4 ayda 51 tane etkinliğe katıldım ben. Hadi burası son olsun. Bu spor salonu son olsun lan. Ya ne 51 abi? Ahşap oyma kursundan dans kursuna, ne bileyim pastacılıktan İspanyolca kursuna kadar 81 tane kursa gittim. Babam bile beni bu kadar okutmadı. Artık buna değmeli be. Değecek. Ha. Değecek. Hiç merak etme. Ay İbrahim, iyi ki bizi bu spor salonuna getirdin. Insta'ya fotoğraf koydum. 386 tane like aldı. Baksana ben de bir sürü story koydum ve hepsi hit oldu ya. DM yağıyor şu anda. Süper, evet. Süper kızlar. Spor salonuna gelince yapılması gereken şeylerin yarısını yapmışsınız. Kaldı diğer yarısı. Spor. Hadi hazır mısınız? Başlayalım mı? Saçmalama canım. Daha hoca gelmeden nasıl başlayacağız ki? Ya ne hocası Allah aşkına. İbrahim yanıma gelsene kanka. Arkadaşlar, sizin karşınızda tüy siklet ve ağır siklet boks şampiyonları var. Aa! Nerede onlar? Kim? Hakikaten nerede lan? Biziz, biz. Biziz. Biziz. Biziz be, biziz. Tüy siklet, ağır siklet, boks şampiyonu. Vallahi söylemeyecektim. Zorla söylettiniz beni. Aa, ben şok şu an. Ben de. Siz gerçekten sporla ilgileniyor muydunuz? Yani biz sizin hiç bu yönünüzü bilmiyorduk. Evet. Biz sizi öyle sıradan, öyle silik, yani öyle kabiliyetsiz, öyle karaktersiz, öyle yani cibiliyetsiz, evet, ezik falan zannediyorduk açıkçası. Siz bizimle sevabına takılıyor musunuz ya? Biraz. Ama şu anda biraz yükseldik evet, açıkçası. Evet. Çünkü spor yapan erkek candır. Yani Instagram'a koysam 1000 like gelir. Kafa nerede ya? Çıkışta ne yapıyorsun? Ne yapayım? Sana ne lazım? Ne istersin? Ne yapsam seni mutlu ederim. Boşum yani, boşum. Ne istersin? İbrahim, istersen çıkışta biz de bir yemek falan yiyebiliriz. Ne dersin? Allah derim. Çok şükür derim. Dualarım kabul olur derim. Oluyor lan. Tamam, tamam. Hadi başlayalım ya. Hadi başlayalım. Hadi. Başlayalım, tamam. Neyle başlayacağız? Hangi hareketle başlayacağız? Ha, güzel soru. Ne dedim? Bir daha sor. Hangi hareketle başlayacağız? Hangi hareketle başlayacağız? Güzel soruydu. Şınav. Şınavla başlıyoruz. Ay, hadi. Saçmalama Bilal ya. Esneme hareketlerini yapmadan nasıl şınav çekeceğiz? Ben bir deneyeyim dedim sizi. Spordan anlıyor musunuz diye. Bravo. Geçtiniz kızlar. Tabii önce esneyerek başlayacağız. Hadi arkadaşlar hep tamam, birlikte bir esneyelim. Tamam. Oğlum, spora bu kadar uzak olamazsın gerçekten ya. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Yok ya, olur mu öyle şey? İşte İbrahim, siz bilmiyor musunuz bu yeni dönem esneme hareketlerini? Yok. Nasıl yani? Tabii şimdi sen böyle esneyince, evet, beyne uyandık diye sinyal yolluyorsun. Aa, esneme yani bak. Deneyelim mi? Hadi. Ulan vallahi inandılar, yemin ederim ya. İbo, kızlar da bizim kadar hiçbir şey bilmiyorlar. Sporla alakaları yok. Gelen hocayı da yolladık mı kızlar bizim. Başımıza bir iş gelmez de lan, bir terslik olmaz. Lan ne çıkabilir ya karşımıza Allah aşkına? Kızlar bizim oğlum artık. Falan filan Inter Milan. Basmışım amino asidi taş gibiyim. Kızlar sporun dibine vurup kaslara kan pompalamaya hazır mıyız? Aa. Falan fıstık baklava yaptık. Pardon, siz kimsiniz ki? Ben bu spor kompleksinin hocasıyım. Personal trainer. Yağ oranım %3, genel kültür %8. İsmim İsmail ama siz bana kısaca yeni boyfriendim diyebilirsiniz. Ay. İnceyi kes. Keser misin arkadaşım? Biz spor hocası falan istemiyoruz yani burada. Basmışım amino asidi, hayvan adam olmuşum. Bak, bozuk para gibisin, harcatma kendini.
Kızlar, bu duble İskender'le kutu kolayı siz mi içeri soktunuz? Bunlar sizin arkadaşlarınız mı? Yani evet, onlar bizim arkadaşlarımız ama onlar boks şampiyonlarmış. Boks şampiyon sikletleriymiş onlar, öyle dediler bize. Evet, evet. Eski boksörüz biz. Tüy siklet, ağır siklet. Ha, siklet. Bu mu tüy siklet? Evet. Bu olsa olsa şekersiz ciklet olur. Senden zaten hiçbir siklet olmaz yani. Siz orada takılın. Arkadaşım, bak. Bak, ters konuşuyorsun. Bak, yanlış yapıyorsun. Bak, asıl yanlışı senin annenle baban yapmış. Sonuçları çok ağır olmuş. Siz şurada takılın bakayım. Nerede kaldık kızlar? Sen bir bana baksana. Nerede çalışıyoruz tam olarak? Ne yapmamız gerekiyor? Oo, bayağı kaslı, bayağı kaslı. Tamam, çalış, çalış. Kızlar, çalışalım, kaynaşalım. Basmışım amino asidi, çılgın Sedat olmuşum. Ay. Falan filan, Inter Milan. Bakın, her gün 10 yumurtanın beyazını yiyorum, evet. Sarısını martılara atıyorum. Nasiplensin yavrucaklar. Ay, ay hocam, çok şekersiniz. Şekerim ama esmer şekerim. Benden uzak durmanıza gerek yok. Ya peki hocam, mesela nelerden uzak duralım? Mesela mutfaktan uzak durun kızlar. Yani belli hamura düşkünsünüz. Ay ama hocam çok kırıcı olursunuz yani. Bak, lafım birdir, dobrayımdır. İşine gelirse, yani tamam hoşsunuz, güzelsiniz, çatınız sağlam, su basmanı 10 numara ama... Yani bak, bu yanlar Ümit Basen olmuş. Ya, evet. Bunları nikahınıza şahit diye çağırırsınız kızlar. Oğlum, öküze bak lan. Kızlar biraz da tepesine biner bunu. Dur sen. Hocam. Heh, şimdi Burcu ağzına şarlayacak. Hocanın artık hiç şansı yok. Hocam, gerçekten doğru söylüyorsunuz. Ve siz bizim şu anda karşımıza çıkan çok güzel bir şanssınız bizim için. Nasıl ya? Kızlar, bir dakika. Kızlar, adam size laf sokuyor ya. Duyuyor musunuz acaba? Ya Bilal. Kusura bakma ama yani bizim bu saatten sonra bize böyle gereksiz iltifatlar edenlere değil, bize ayna olabilecek rehberlere ihtiyacımız var, tamam mı? Hocam, biz artık sana kendimizi bıraktık yani, teslim ettik artık, ne dersen o. Step'le başlıyoruz kızlar. Step mi? Sizi 3 haftada 0 beden yapacağım. Tamam. Yaptıklarımı tekrarlayın. Böyle böyle takılacaksınız kızlar. Tamam. Siz ne yapıyorsunuz? Davul fırınla mikrodalga fırın. Ağırlık çalışıyoruz işte. 198, 199, 200, 1500. Başkan, o elinizdekiler plastik. Buraya gelen müdavimlerin çocukları nasiplensin diye yapıyoruz biz bunları. Bunlar oyuncak, oyuncak. Bak, asıl dumbbell'lar burada. Bunları alıyorsunuz, bunlarla çalışıyorsunuz. İbrahim, iyi misin? Çok iyiyim. Bilal, kaldırmaya çalışma istersen. Baksana, kıpkırmızı olmuşsun. Yo, iyiyim ben. Müdür, zaten küçüktün. Bak, kızardın, çeri domates gibi oldun. İbrahim. Hadi İbrahim. İsterseniz siz biraz dinlenin gençler. Dinlemek için çok yorulmadık. Ben biraz oturacağım. Dalağım şişti. Gel. Dalağım şişti. Hocam, bizim step oluyor mu? Sizin step biraz harman dalı gibi oluyor kızlar. Yani bak, yalan yok, olmuyor ama olduracağız. Basacağız amino asidi, sizden taş bebek yapacağız. Ay. Step'ten sonra da ağırlık basarız. Şu piknik tüpü birbirimize atarız. Yandaki kütüğü de indirir kaldırırız halter niyetine. Adam bulduğu yerde gömüyor bizi be. Kızlar, kızlar. Ha tamam, bugünlük yeter ya. İlk günden o kadar yüklenmeyelim. Hadi gidelim, ne olur. Bak, çeyrek porsiyon. Küçükken en sevdiğim hikaye parmak çocuktu. Onun hatırına sana bir şey yapmıyorum. Çalışın şurada. Kızlar, gelin biraz mineralli içecek içelim. Ay tamam. Ay, hocam. Siz devam edin, biz geleceğiz. Evet. Tamam, çok sağ ol. Oğlum, bak, bu herif kızları etkisi altına almak üzere ha. Çabuk bu herife bir şey yapmamız lazım bizim bir bu. Evet evet, bu herife bir şey yapmamız lazım. Gelince ben 2 tane kafa atayım buna. Sen de yanlarına çalış. 2 dakikada indiririz şebeyi. Ya sen manyak mısın? Görmüyor musun? Herif Davut heykeli gibi lan. Mermer gibi lan bu adam.
Sütun gibi lan adam. Taş lan bu. Oğlum acayip, bunu al eve kolon diye koy. Çivi çak üstüne resim as lan. Hasta bir şey lan bu adam. Oğlum İbo. Sen hocaya mı yükseliyorsun? Ha, biraz abartmış olabilirim ama... Oğlum adam kendi diyor, basmış amino asidi, hayvan adam olmuş. Ha, o herif ne yapar bizi biliyor musun? Matruşka gibi iç içe sokup öyle döver. Hiç iç içe girmek istemiyorum yok, seninle. Yok. Başka? Ha, ben de hiç istemem. Çünkü muhtemelen seni bana sokar. Daha kötüsü var. Olmaz öyle şey. Buna müsaade edemeyiz. Başka bir yerden yaklaşmalıyız. Ne evet, yapalıyız? Evet. Ona kariyer kartımızı oynayacağız tamam. Kanka. Oğlum ben sonuçta yani insan kaynakları müdürüyüm. Bunu mu seçecekler beni mi? Bizim ideal eş olduğumuzu onlara inandırmamız lazım. Süper fikir. Bekle bizi Davut heykeliye. Lan oğlum. Demin dediğim gibi akşam bana gidiyoruz. Yer çekimsiz ortamda mekik çekiyoruz. Sohbet ediyoruz. Yer çekimsiz ortamda mekik mi? Uzay mekiği. Buranın müdavimi bir çocuk var. Elon Musk yolladı sağ olsun. Basmışım o minasili astronot olmuşum. Ya çok özür dilerim, pardon. Bakar mısın? Sen salona gelen kızlara mı asılıyorsun ya? Bak Burcu ile Gülşen senin öyle bildiğin kızlardan değildir ha. Sen de benim bildiğim insanlardan değilsin tam olarak, çeyrek porsiyon. Ben yokken sen özgüven mi içtin? Arkadaşım kusura bakma da şu süper süper harika kızlar senin gibi paçoz bir spor adamını, bir spor hocasını tercih etmezler. Elbette bir insan kaynakları müdürüyle satış temsilcisini kariyerli kariyerli seçerler. Ya İbrahim sen neyden bahsediyorsun? Neyden bahsediyor? Anlamadınız mı ya arkadaşlar? Ya sizi spordan sonra tanımayacak olan bu kas kütlesi mi? Yoksa sizi çok seven, ileride belki de müstakbel eşiniz olacak bizler mi? He? Ay, kimi tercih edersiniz? Siz gerçekten bizimle ciddi mi düşünüyorsunuz? Yemin ediyorum hiç evet, uyumuyorum geceleri, hep sizi düşünüyorum. Hep sizi düşünüyorum. İsmail sen ne düşünüyorsun hocam? Sırtıma traktör lastiği bağlamayı düşünüyorum. O zaman böyle çok güzel oluyor. Omuzlar, trapezler çok güzel çıkıyor. Trapezden atlamak ister misiniz? Al işte. Gördünüz kızlar. Artık seçim sizin. Kariyer sahibi ve ciddi düşünen İbrahim'le Bilal mi? Yoksa kastan adam İsmail mi? İsmail! O zaman gidelim kızlar. O zaman pazara gidelim. 10 tane yumurta alalım. Beyazlarını biz yeriz, sarılarını da martılara atarız. Çakmışım mevzuyu başkan. Çok güzel. Falan filan, Inter Milan. Gençler, kızları kaptım kusura bakmayın. Yani sonuçta biz de böyle spordan yürüyoruz. Her yiğidin protein tozu yiyişi farklıdır. Kızları aldım ama bak senin atarını unutmadım. Şefik başkan mevzu var. Kızlar siz dışarıda tamam. Bekleyin. Görüşürüz, sizi tanımak bye. Güzeldi. Elveda kızlar. Merhaba dayak. Şefik başkan, bunlar bana hakaret ettiler. İnsan kaynakları müdürüymüş, insanı kaynağından yesinler diyorum. Protein şart. Ne diyor, ne yapacakmış bize? Ne dedi? Olmadı, bir daha geç. Ben normale dönebilir miyim? Ben? Ya soracaktım da şey yapmayayım dedim. Rahatla. Ya bu karakter çıktığında sen amino asidi basıyordun tabii. 8 yıl önceydi. Evet. Sonra? 8 yıl geçti. Baba oldu. Yer çekimi var tabii. Tabii bir de baba oldu. Bunların daha çok hamur işleriyle emeği. Bilal ne hissettin üzerine gelirken? Ben anlamaya çalıştım önce. Sonra baktım yani tutarlı bir cümle kurmayacak, lafımı söyledim. Peki, sen git sinirli git. Derdini anlatıyor gibi git, öyle boş konuşma yani. Yine aynı ses çıksın ama bir şey söylüyormuşsun tamam, gibi yap. Ne tamam, göreceğiz ne tamam. En ufak bir farkı olursa hayırlısı, buyurun. İnsanı kaynağından yemek lazım, protein şart. A benim canım. Benim canım. Dur.
istiyorsun? Burun mu? Ne istiyorsun? Gel bakayım buraya. Gel bakayım bak, amcaya gel. Bak, gel lan amca. Şevik. Şevik şeyi, duyguyu geçirememişsin demek ki. Ona vahşi yüzünü göster. Rutin şart Şefik Başkan. Ben polisi arıyorum. Şimdi... Ne diyor, ne yapacakmış bu beyefendi bize? Yok, anlaşılmadı. Şefik Başkan buranın müdavimi ağzıyla halter kaldırdığı için dili kas yapmış. Beyni de biraz sanki. Yani ne demek istediğini çok güzel anlatıyor aslında da dile getiremiyor yani. Ama bir şekilde anlaşırsınız. Hadi Şefik Başkan, görüşürüz. Eyvallah. Sağ ol. İbrahim. Kanka ne yapacağız? İbrahim. Aa! Kapının önünde bedava protein tozumu dağıtıyorlar. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve desen.